zirvemiz Türkiye'nin yüzyılında sürdürülebilirlik ve dayanışma için nasıl bir liderlik gerekiyor paneliyle devam ediyoruz. Ve moderatörümüz Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye Koordinatörü Sayın Bahar Özay sahneye davet ediyorum efendim. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Ve panelistlerimiz Sokar Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Sayın Mikail Yusifov. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Nasıl? Buyurunuz efendim. Evet. Merhabalar. Bana. Yıldız Holding Kurumsal Nasıl? Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Sayın Feza Okur Eskil. Hoş geldiniz. Buyurunuz efendim. Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Defne Arısoy. Hoş geldiniz Defne Hanım. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Ünilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal İlişkiler ve İletişim Başkanı Sayın Ebru Şenel Erim. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Ve sözü Sayın Bahar Özay'a bırakıyorum efendim. Sesim inşallah geliyordur. Bugün bu elden sonra bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Benim adım Bahar Özay. 2014 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi himayesinde ağırlamakta olduğumuz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın koordinasyonunu yürütmekteyim. Turkuaz Medya Grubu ve In Business Dergisi ortaklığında düzenlenen Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi ve sürdürülebilir liderleri ödül töreninin sürdürülebilir liderlik panelinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Türkiye'nin yeni yüzyılında sürdürülebilirlik ve dayanışma için nasıl bir liderlik gerekiyor? Bu noktada dikkatinizi ülkemizde yaşayan 40 yaşın altındaki 53 milyona çekmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk kez 6 farklı kuşak bir arada zamanın ruhunu birlikte tek bir zamanda yaşıyorlar. Bu bizim için çok önemli bir şans. 40 yaşın altındaki 53 milyondan fazla genç için kuşaklar arası iletişim çok önemli. Bu sebeple hepimizin zamanın ruhunu okuyabilmek gibi bir kabiliyete sahip olması gerekiyor. Gençler, az önce sevgili Leyla Alaton efendi de dile getirdi. Çalışmak için yaşayan ya da yaşamak için çalışan deneyimli nesillere çağrı yapıyor ve diyorlar ki çalışmak için yaşamak ve yaşamak için çalışmak istemiyoruz. Biz anlamlı yaşamak istiyoruz. Bu bağlamda taleplerinde şöyle dire getiriyorlar: en çok çalışmak istedikleri kurumlar, çeşitlilik ve kapsayıcılığı önemseyen kurumlar, ilham veren ulvi amacı olan kurumlar ve liderler ve yenilikçiliğe önem veren kurumlar ve liderler. Az önce çokça Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve bunun sürecinde Türkiye'nin yeşil kalkınma hamlesi için gerekenleri konuştuk. Ama en temelinde eğitim, inovasyona, yeniliğe yatırım çok ama çok kıymetli. İşte bu yüzyılda insan kaynağımızın 21. yüzyılın yetkinliklerine göre güncellenmesi, çevre sürdürülebilirliğinin sağlanması, dünyamızın nefes almasını kolaylaştırılması, toplumun sürdürülebilirliği çok kritik. Ülkemizde ve bölgemizde bu konuda neler yapılıyor? Şimdi konuşmak üzere sevgili Fezal Okuran efendiye söz vermek istiyorum. Ve şu soruyu sormak istiyorum sevgili Fezal Hanım. Yıldız Holding'in sürdürülebilir yolculuğunu ve bu dönüşümü sağlamak için neler yaptığınızı bize aktarır mısınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, memnuniyetle. Ee, biz bir zamandır aslında sürdürülebilirlik eforlarımızı devam ettiriyoruz. Yaklaşık e, 2010'lardan bu yana. E, bu dünya bizim mottosuyla e, yola çıktık. E, ve bir yandan da bizim aslında uzun yıllardır kuruluşumuzdan bu yana e, israfsız şirket çalışma modelimiz var. Bir yandan dolayısıyla döngüsel ekonomiyi baz aldığımız onun üzerine de e, küresel değişikliklerle birlikte tüketicinin beklentileriyle birlikte regülatörün beklentileriyle birlikte e, kendi sürdürülebilirlik çalışmalarımızı da şekillendiriyoruz. E, geçtiğimiz dönemde de e, küresel olarak stratejimizi ve hedeflerimizi yeniledik. Neden küreselin altını çiziyorum? Çünkü Yıldız Holding iştirakları 130 ülkeden fazla 4 milyarlık bir nüfusa hitap eden bir bölgede 350 markayla tüketicilerle buluşuyor. Dünyada bisküvi kategorisinde ikinci, çikolata kategorisinde yedinci oyuncuyuz. 21 yurt dışında olan, 25 Türkiye'de olan tesisle üretim yapıyoruz. En önemlisi bence 75 binin üzerinde çalışanımız var. Bu çalışanlar 70'in üzerinde pasaport taşıyorlar ve biz işimiz gereği binlerce farklı tedarikçi ve çiftçiyle çalışıyoruz. Dolayısıyla da bir taraftan Godiva ile küresel çalışmaları sürdürürken, öbür taraftan Pilates atıştırmalık tarafında küresel çalışmaları sürdürürken, Türkiye'de köklü bir takım gıda ve perakende şirketleriyle varlığımızı devam ettirirken, işin sürdürülebilirlik çerçevesinde küresel boyutta değerlendirmek durumundayız ve dolayısıyla da hem vizyonumuzu hem politikalarımızı hem hedeflerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Ee, bir taraftan bence boyut olarak bizim cesametimizin içinde çok daha küçük olan ama sürdürülebilirlik açısından çok kritik önem taşıyan Yıldız Ventures'ı da söylemek istiyorum. Çünkü bir yandan girişimcilik ekosistemiyle işbirliği yaparken e, sürdürülebilirliği ee, döngüsel ekonomiyi, e, atık azaltımını, e, enerjiyi, e, gıda ve tarım teknolojilerini de destekleyen bir takım yatırımları da takip ediyoruz. Yatırımlar yapıyoruz, fon yatırımları yapıyoruz bu çerçeve içerisinde. E, Sürdürülebilirlik liderliği dediniz biraz önce nasıl bir yapılanma içerisinde bu çalışmaları yürütüyoruz Yıldız Holding'de ondan da çok kısaca bahsetmek istiyorum. Geçen yıl e, sürdürülebilirlik yani ESG çalışmalarımızı biz çevre sosyal yönetişim çalışmalarımızı strateji iş geliştirme başkanlığı altına taşıdık ve e, Yıldız Holding yönetim kurulu başkanı tarafından sponsorluğu yapılan bir komiteyle bir yönlendirme komitesiyle küresel çerçevede sustainability inisiyatiflerimizi yürütüyoruz sponsorluğumuzu CEO'muz ve aynı zamanda yönetim kurulu başkan yardımcımız yapıyor. Dolayısıyla işi aslında yönetim kurulu seviyesinde takip ediyoruz ve takip etmeye de devam edeceğiz. Bunu neden yapıyoruz? Hani bütün hizmet verdiğimiz coğrafyadaki tedarikçinin bir yandan, öbür tarafta çalışanımızın öbür taraftan tüketicimizin beklentisini karşılayabilmek için SG vizyonunu bütün stratejik inisiyatiflerimizin içerisine, şirket alım-satımlarımız da dahil olmak üzere bütün stratejik inisiyatiflerimizin içerisine dahil etme e, yönünde çabalarımızı e, sürdürmek adına böyle bir e, yönetişim yapılanması yaptık. Bir takım alt komitelerle de iklim, e, çevre konusu olsun, e, diversity, equity, inclusion dediğimiz sizin biraz önce bahsettiğiniz çeşitlilik, eşitlik ve e, kapsayıcılık tarafındaki çalışmaları, inovasyon tarafındaki çalışmaları sürdürüyoruz. Ee, bahsettiğim gibi üç odak etrafında bir stratejimizi yeniledik ve bir takım hedefler koyduk kendimize. Bunları Doğanın geleceği için çalışmak değer zincirimiz boyunca paydaşlarımızla birlikte güçlenmek ve amaç odaklı ürünler ve yenilikçi iş modelleriyle geleceğe ilham vermek olarak özetliyoruz. Ee, bunun ilki Doğanın geleceği için çalışmak bizim için ne demek? Bir taraftan iklim kriziyle mücadele için bizim şirketlerimizin Küresel operasyonlarından kaynaklı çevresel etkiyi minimuma düşürmek ama minimuma düşürmekle kalmayıp bir diğer taraftan da değer zincirindeki doğal kaynakların yenilenmesine olanak sağlamak lazım diyoruz. Ee, burada da rejeneratif tarım uygulamaları işin içerisine giriyor bir taraftan. Gıda ambalaj atıklarını en aza indirmekten bahsediyoruz. Yeniden kullanılan geri dönüştürülebilir kompostlanabilir ambalajlardan bahsediyoruz. Ee, ve bu çerçevede de iki tane ana hedef koyduk kendimize. Biri e, bir önceki panelde çokça bahsi geçen 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi Yıldız Holding'in. Bir diğeri de 2030 yılına kadar plastik ambalajlarımızın tümünün geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompost edilebilir olmasını sağlamak. Ee, i̇kinci odağımız paydaşlarla güçlenmek ee, bu çok daha geniş bir çerçeveyi kapsıyor elbette ee, ve bu çerçevenin altında bir yandan çalışanlarımızı düşündüğümüzde tüm yönetim kademelerinde çeşitliliği arttıracağız. Yönetimde kadın temsilini güçlendireceğiz ve eşit işe eşit ücret prensibini benimseyeceğiz diyoruz. Öte yandan da stratejik tedarikçilerimizin tümünün Yıldız Holding sorumlu satın alma politikasına uyumunu sağlamayı hedefliyoruz. Ee, bu bizi birçok e, kakao olsun, palmiye olsun, birçok diğer e, alandaki tedarik ettiğimiz ürünlerle ilgili olarak e, aslında önemli bir sorumluluğu da e, tedarikçilerimizle beraber paylaşıyor olmaya e, itiyor. Dolayısıyla tedarikçilerimizin ESG ve etik uyumunu bir yandan değerlendiriyoruz, öbür taraftan regülasyon, iş sağlığı, güvenliği, kalite çerçevesine değerlendirmeleri yapıyoruz. E, Üçüncü odak bizim için geleceğe ilham e, vermek. E, bu kapsamda da neyi hedefliyoruz? 2030 yılına kadar sürdürülebilirlik odaklı inovasyon yatırımlarını iki katına çıkaracağız diyoruz 2021'e kıyasla. Umarım daha da e, ötesine gideriz hem ARGE çalışmalarımızla hem de e, Yıldız Ventures'ın yatırımlarıyla girişimlere yaptığımız Çok yatırımlarla. Çok teşekkür ediyorum. E, süre bağlamında tekrar bir ikinci turu hızlıca yapmaya çalışacağım. Ama bu noktada bütün bu Yıldız Holding'in yapmakta olduğu, az önce de söylediğimiz toplumsal sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik ve nüfusun genç nüfusun üstelik beklentisini karşılamak anlamında çok değerli çalışmaları, üstelik de en tepe yönetim tarafından sahiplenildiğini görmek çok kıymetli. Çok teşekkür Teşekkürler, ederim. Teşekkürler, çok mersi. Ee, sevgili Defne Arısoy hanımefendiye dönmek istiyorum. Kalyon Enerji Sürdürülebilirlik'ten sorumlu genel müdür yardımcısı. Toplum tasarım teknoloji ve tabiata uygunluk... Sizin de 4T olarak adlandırdığınız kurumun stratejisi. Bize bu stratejiyi ana hatlarıyla anlatmanızı rica ediyorum efendim. Buyurun. Tabii ki teşekkür ederim. Biz de dünyadaki ve Türkiye'deki sürdürülebilirlik vizyonuyla uyumlu olarak gelecek kuşaklara daha yaşanılması bir ortam bırakmayı hedefleyerek Kalyon Holding bünyesinde e, yatırımlarımızı e, buna uygun olarak yönlendiriyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi dörtte stratejimiz var. E, burada toplum, tasarım, teknoloji ve tabiat odağındayız. E, tabii ki projelerimiz e, etki yatırımı e, kapsamında değerlendirilebilen projeler, yenilenebilir enerji projeleri, özellikle e, Konya Karapınar'daki güneş enerji santrali projemiz Avrupa'nın en büyüğü şu anda ve dünyanın da sayılı güneş enerjisi e, santrali projelerinden bir tanesi. Tabii ki bu projeyle e, biz sadece yenilenebilir enerji e, potansiyelini arttırmıyoruz Türkiye'nin. Aynı zamanda da bir istihdam e, kazandırmış oluyoruz o bölgeye ve ülkeye. Bu istihdamı kazandırırken de e, Çeşitli eğitimlerle bunu destekliyoruz. Yani çalışanların yetkinliklerini artırıyoruz. Ee, yine keza e, tabiatla uyumlu e, olan kısmına gelmek istiyorum. E, yine gerek Kalyon PV'nin gerekse e, Kalyon Karapınar'ın e, veya Holding bünyesindeki e, ağaçlandırma, ciddi oranda ağaçlandırma çalışmaları var. E, üretilen güneş panellerinin, yapılan hesaplara göre 26 milyon 400 bin ağaç eşdeğeri karbon salınımını önlediği e, hesaplandı. E, bu kapsamda ayrıca biyoçeşitlilikte de bir artı değer katma yönünde çalışmalar yapıyoruz. E, çevresel sosyal etki değerlendirmelerimizle daha en baştan projelendirme aşamasında burada oluşacak etkileri e, belirleyip bunlara bir pozitif değer nasıl katabiliriz bunu çalışıyoruz aslında Türkiye orman varlığı orman varlığı çalışmasına göre orman bakanlığı çalışmalarını incelediğimizde 2010-2020 yılında katkı değer sağlayan ülkeler arasında yıllık katkı değer sağlayan ülkeler arasında 6. sırada görünüyor. Kalyon Holding de ağaçlandırma çalışmalarıyla buna ciddi bir katkı sağlıyor. Yine keza sadece ağaçlandırma değil, biyolojik anlamda biyoçeşitliliği koruma anlamında gerek flora gerek fauna anlamında takiplerimizle, proje alanlarımızdaki takiplerimizle buradaki bitki türlerinin ve canlı türlerinin sayılarını takip ediyoruz. Kuş gözlemlerimiz e, devam ediyor projelerimizde. E, Karapınar santralimiz tamamlandığında e, yapılan hesaplamalara göre 1.7 milyon ton karbondioksit salınımını engelleyeceğini e, görüyoruz şu andaki hesaplamalarımıza göre. E, bunun da önemini, e, bu yapılan yatırımların, bu çalışmaların önemini hepimiz Covid-19 ile birlikte çok net e, gördük aslına bakarsanız. E, yine e, stratejilerimizin içerisinde teknoloji ve tasarım var. ARGE çalışmalarımızı, Kalyon PV bünyesindeki ARGE çalışmalarımız bu noktada çok ciddi önem kazanıyor. Burada yapılan Arge çalışmaları tabii ki e, güneş enerjisi e, santrali projelerinde değerlendiriliyor, dikkate alınıyor ve uygulanıyor. E, bu da çok kıymetli bir katkı sağlıyor. Yine e, çok farklı sektörlerde e, istihdama e, hizmet ediyor, yetkinlikleri arttırıyor ve bundan sonra da e, Kalyon Enerji yeni projelerinde e, yine aynı stratejilerle devam edecek. E, vizyonunu e, çok daha e, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini de baz alarak detaylandırarak çalışmalarına devam edecek. Ben de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ee, çok süreyi çok iyi kullandığınız için. Ee, ama esasında beni en çok etkileyen şu ağaç miktarını tekrar söyleyebilirseniz çok sevinirim. 1.7 milyon ton karbon emisyon azaltımının daha da artmasını diliyorum ama ağaçların evet. ormanı korumamızın ne kadar kritik bir şey olduğunu tekrar vurgulamak adına önemsiyorum. Çünkü ormanları korumak emisyon azaltımının en ucuz, en kolay yolu. yolu Dolayısıyla doğru. yanan ormanlar aslında yok ettiğimiz akciğerlerimiz. O nedenle rakamı bir kere daha vurgulamak 26 milyon 400 bin ağaç eşdeğeri karbon salınımı. İnşallah onun iki katına çıkarmanızı, hedeflemenizi diliyorum İnşallah. Candan. Bu noktada sevgili Ebru Şenel Erim'e dönmek istiyorum. Çünkü Ebru Hanım aslında sürdürülebilir konusunda çok yetkin ve çok etkin uzun zamandan beri özellikle çok değerli Paul Polman'ın e, vizyonerliği, vizyoner bir lider olmasından gelen bir yaklaşımı e, ve de bunun bütün gerekliliklerini yerine getirerek, zorluklarına göğüs gelerek çalışan bir şirket. 13, 13. yılında sürdürülebilir yaşam planı bize bu stratejiyi katkılarını anlatırsanız çok seviniriz. E, Ünlever'den sevgili e, Ünlever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal İlişkiler ve İletişim Başkanı Sevgili Ebru Şen'e verin, buyurun efendim. Bahar, sevgili Bahar, çok teşekkürler tüm katılımcılar. Çok kıymetli bilgiler aldığımız güzel bir günden geçiyoruz. Evet, Ünilever Türkiye'de aslında yüzyılı aşkın global bir ev bakım, kişisel bakım ve gıda ürünleri üreten büyük bir hızlı tüketim ürünleri şirketi. Ve 2010 yılında şirket aslında tamamen Paul Polman'ın başkanlığında çok doğru söyledin vizyonunu değiştirerek sürece giriyor ve diyor ki her şeye rağmen bir şirketin büyümesi söz konusu asla olamaz. Tabii ki bütün ticari şirketler büyüme üzerine kurulmuşlardır. Büyüme söz konusu olacaktır. Ancak bu her şeye rağmen olmayacak. Çevresel etkileri de yarı yarıya azaltarak. ...olacak diyor Paul Polman. O dönemde korunmuş bir vizyonun 13. yılı, evet bu yıl. Bu vizyon karşılığında aslında Türkiye'de net olarak şunu söylemek mümkün... ...biz %55 kadar karbon emisyonumuzu azaltmışız. Bununla beraber aslında bakıldığında plastik kullanımımızı %11 kadar azaltmışız... E, ve e, 60 milyon TL'den fazla da bu stratejiyi uygulayarak bir tasarruf elde etmişiz. Benim iş dünyasına buradan şöyle bir e, çağrım olacak. Hep yap, yaptığımız e, toplantılarda bunları söylüyoruz. Sürdürülebilirlik sanki bir ekstra e, maliyet kalemi gibi algılanıyor. A, aslında sürdürülebilirlik bir şirketin stratejisine etki edebiliyorsa, bu sadece bu arada bir departmanın işi asla olamaz. Şirketteki bütün çalışanların her masanın işi olduğuna biz çok net olarak inanıyoruz. Bu bir aslında maliyeti düşürme kalemi de. Çünkü bu bahsetti, yani elektriği azaltmak, atığı azaltmak, işte plastiği azaltmak, bunun gibi aslında birçok konuyla size bu ekstrada bir büyüme kalemi olarak geliyor. Onun için aslında mış gibi yapmayıp bunu net olarak bir plan haline dönüştürürseniz ki bu ünneverde böyle oldu. Üç tane ana amaçla, 50'den fazla taahhütle her sene ölçü 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 buralara gelindi ve devam edecek. İşte 2039'da da şirket net sıfır hedefine ulaşmış olacak ama orada da bitmeyecek. Şimdi bu çerçeveden bakıldığında kazanımlar çok güzel ama sanmayalım ki bu 13 sene her şey mükemmel gitti. Söylenilen her şey de yapılabildi. O kadar basit olmuyor. Çünkü öyle alanlar var ki sizin etkinizin gerçekten bütün bir sektörü değiştirmesi mümkün olmuyor. Mesela tarımda öyle oldu. Evet biz bir gıda üreticiyiz ama şu sözü vermişiz, %100 sürdürülebilir kaynaklardan alacağız aldığımız tarımsal ham maddeleri. Mesela çayda buraya gelebilmişiz ama çok küçük satın alma yaptığımız, işte dondurmaya koyduğumuz fındık, dünyada işte bizim belki yüzde %0.1 kadar bir satın alımımız var. Ama fındığın tamamının sürdürülebilir olmasını sağlayamamışız. Dolayısıyla... Tabii ki büyük montanlı satın almalar yaptığınız bir sektörü değiştirebilecek satın almalar yaptığınız sektörlerde etkiniz çok büyük ama öyle olmayanlarda işbirliği ki bunun mesajını zaten bir önceki panelde bütün katılımcılar çok güzel bir şekilde verdiler daha çok işbirliği daha çok inanç daha çok bunun karşılığında gerçekten bir kazanım olduğuna herkesin inanması gerekiyor. Doğruyu söylemek gerekirse ben de dünyanın daha aslında bunun bir kazanç olduğu konusunda birleştiğine pek inanmıyorum. Çünkü iklim zirvelerinde hala işbirliği mesajı en çok konuşulan mesajlardan biri oluyor diye düşünüyorum. Eğer ikinci sorun olursa ben de plastikte yapmış olduğumuz başarıların altını çizmek istiyorum. Çünkü plastik aslında sevgili Leyla Alaton da söyledi. Ee, ve kendisine de teşekkür edeceğim. Bizim Migros'ta e, OMO'nun e, dolum tesislerine gelmişti. E, çünkü bugün Ataşehir Migros'a gittiğiniz zaman eğer kendi evinizden bir OMO şişesini götürürseniz bir makinamız var. Onun altına OMO şişenizi koyuyorsunuz. İçerisine OMO'nuzu doldurup, alabiliyorsunuz. Bunun gibi örneklerin yani plastiğin aslında tekrardan geri kullanıldığı, işte geri dönüştürüldüğü birçok bambaşka örnekler var. Onları da tabii ki bu vesileyle hepiniz bu ürünleri çokça kullandığınız için paylaşmak istiyorum. Çok değerli çalışmalar ve örnek çalışmalar. Zorluklarından da bahsettiğiniz için teşekkür ederiz. Çünkü olumsuzlukları da duymak her şey mükemmel zannediyoruz değil. Olumsuzlukları duymak anlamında çok değerliydi ama benim için en önemli olan e, konu 2030 net sıfır hedefine ulaşmayı taahhüt etmeniz. Bunun önündeki engelleri de görebilmeniz. Eğer dönüştürücü bir etkiniz varsa orada tedarik zincirinde doğrudan etkileyebildiğiniz ama etkileyemeyecek kadar küçük noktalarda işbirliğinin kritik önemine işaret etmeniz de bizim için çok değerli oldu. Tekrar teşekkür ediyorum. Ve şimdi sevgili Mikhail Yusufov, Sokar Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı'na dönmek istiyorum. Sevgili Başkanım Türkiye Sokar Türkiye olarak sizde aslında 2035'te değil mi? Evet. yüzde ee, emisyonları %40'a. Doğru. E net sıfır emisyon hedefini e, açıkladınız. Bir aslında fosil yakıt şirketi hep evet. herkes için çok büyük merak konusu. Peki nasıl olacak? Yapabilecek miyiz? Evet. Çözümleriniz nelerdir ve diğerleri siz nasıl örnek almalı? Teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ederim Bahar Hanım öncelikle. E, yani yaklaşık %80 seksen tam hatta yaklaşık değil panelimizin yüzde kadınlardan oluşan böyle bir panelde bulunmak benim için de gurur verici. Fosil yakıt üreten şirket temsilcisi olarak sonuncu konuşmuyorum. O sebepten çok mutlu oldum. Gerçekten çok güzel uygulamalar var ve güncel topik çok güzel. Nasıl bir liderlik aslında? Soru biraz ondan farklı ama ben sadece iki satır ona dokunmak istiyorum. Yani liderlik nasıl olmalı? Bir öncelikle bunu gerçekten insanlara göstermek gerekiyor, yaşamak gerekiyor, anlatmak gerekiyor, uygulamak gerekiyor ve bunun takibini yapmak gerekiyor aslında. Ve bu liderlik bir yerden sonra artık gerek kalmıyor, insanların günlük yaşam tarzına dönüşüyor. Yani bu uygulamaları yani Avrupa'da yıllarca görüyoruz. Artık insanların bir yaşam tarzına dönüştü aslında yani bu liderlikten artık yani toplumsal liderliğe dönüştü. Yani dünyaya bir örnek olmaya dönüştü. Yani bu anlamda da bakıyoruz ki Avrupa Avrupa yani birçok konuda bu alanda önde. Biz doğru söylediniz. çevreye, insana, topluma değer veren, fayda sağlayan bir enerji, petrol, doğalgaz şirketi olarak Sokar Türkiye, Türkiye'nin de en büyük dış yatırımcısı olarak Türkiye'de de belli bir taahhütlerde bulunduk. Dedik ki 2035 yılında %40 2050 yılında da yüzde yani sıfıra yaklaştıracağız kapsam 1 ve kapsam 2'de. Ve bu anlamda yani bunu genelde açıklanmıyor kapsam 1, 2, 3 diye söylenmiyor ama yani bizimki net söylüyorum kapsam 1 ve 2'de. Kapsam 3 ile ilgili de hedeflerimiz var. Onunla da ilgili çalışıyoruz ama biliyorsunuz o sadece bizim değil bizden bizim de çalıştığımız ortaklarımızın da skorlarından ibaret oluyor. Biz Türkiye'de bu dönüşümden yani soruyu sorarken bir bahsettiniz. Yani geçiş, yani bu mesele biz biraz açıkçası bütüncül yanaşıyoruz. Yani enerji geçişini. Ve burada en iyi, en ölçeklenebilir stratejileri bizim tüm değer zincirimize yaymaya çalışıyoruz. Öncelikle yaptığımız bu ve tabii ki bunun bir de yanında çok net, aslında çok da böyle Amerika keşfetmeye gerek olmayan Birleşmiş Milletler'in 17 tane amacı var. Yani bu amaçlar aslında baktığınız zaman sizin sektöre uygunlarını çok böyle net bir şekilde açıp e, uygulamaya koyarsanız ve bunun yani, takibini yaparsanız aslında çok büyük oranda işleri tamamlamış olursunuz. Yani sürdürülebilirlikle ilgili bir tane bir net böyle söylemek istediğim bir şey var. Biz şirkette bunu amaçlıyoruz. Biz biraz yani genel olarak yani bölge olarak e, belki de hatta belki daha böyle büyük şey konuşmak gerekirse global olarak yani biraz bu sürdürülebilir böyle ortadan girmiş olduk. Yani az önce bir önceki panelde gerçekten güzel notlar vardı ben de kendim aldım orada yani böyle bir anda insanlar sürdürülebilirliğin sadece çevre ile alakalı olduğunu düşünüyorlar yani mesela dışarı çıkın sokakta bir anket yapın 10 kişiden muhtemelen 6'sı 7'si yani sürdürülebilirlik çevre demektir diyecektir ama bunun çok farklı yan dalları var biz bu olaya nasıl anlaşıyoruz ve az önce söylediğim rakamları nasıl elde etmeyi düşünüyoruz ve bizim burada hani iş süreçlerimiz gereği çok yoğun bir enerji tüketimimiz var, sera gaz emisyonumuz var, su tüketimimiz, atık su, aynı zamanda atık yönetim meselemiz var ve biz bunları çalışmalarını çok yoğun bir şekilde değerlendirmeye başladık. 2011 yılından itibaren ana şirketimiz yani Azerbaycan merkezde, 2011 yılından itibaren sürdürülebilirlik raporlamasına başladık. Yani bu aslında az önce Ebru Hanım sanırım yanlış atlamıyorsam söylediği bir şey vardı yani şeffaflık. Yani bir öncelikle bu bunu dedik biz başlayalım. Yani Bakü'de o, ya, o yılda başladık. Türkiye'de de 2019 yılında başladık. Çünkü o yıllar kadar biz daha çok e, yatırım aşamasındaydık. Yani 2019 yılından itibaren Star Rafinerimizi e, operasyona başlattık. Diğer e, fabrikalarımızla da beraber çalışmaya başladık. Ve e, dedik ki bir önce raporlamaya başlayalım. Yani biz e, standartlara uygun yani CRI standartına bu geçtiğimiz seneden itibaren de oil and gas sektör standartlarına uygun olarak Türkiye'de ilk bunun e, raporlamasını yapalım. Başta bunu konuşurken içte bile çok samimiyetle söylemem gerekir. Yani bu kadar datayı detaylarıyla açıklamamıza gerek var mı sorularıyla kendimizde karşılaştık ama biz şunu dedik. Bir öncelikle biz yaptıklarımızı anlatalım. Topluma karşı bir vaatte bulunalım ve o vaatleri takip edebilelim. Yani ve bunu yani sadece laf değil de hani az önce dediniz liderlik mesela top şey topikte. E, bunu biz e, gerçekten de gösterip uygulamaya başlayalım. Ve biz burada karbonsuzlaşma stratejimizi oluşturduk. Ve burada bizim karbon emisyonumuzu her yıl yüzde bir azaltmak için öncelikle enerji verimliği, elektrifikasyon ve kaynak yönetimi girişimlerini uygulamaya başladık. Ve tabii ki bunun yanında kimyasal geri dönüşüm. Yani burada üniversitelerle çok sık işbirliğine başladık, onu söylemek istiyorum. Yani bu anlamda Türkiye'de gerçekten de çok iyi bir know-how olduğunu da söylemek istiyorum. Özellikle üniversitelerde. Bizim mesela Petkim şirketimizde ambalaj üretiminde yaklaşık %50 oranında geri dönüştürülmüş granül kullanımıyla ilgili çalışmalara başladık. Bu çok önemli çünkü üretimimiz biliyorsunuz çok fazla. Ve burada önemli bir tane bir programdan bahsetmek istiyorum. Bu Avrupa Birliği ile dört tane önemli projemiz var şu anda. Hem karbon yakalama, kullanma, depolama. Aynı zamanda bizim Louis Nefertiti ve karbon dioksit Focus diye bir e, dört tane projemiz var. Bundan teknik detaylarına girmeyeceğim ama daha çok enerji kaynak kullanımının çeşitlenmesi açısından önemli. Ve bir de bir tane çok önemli husus söyleyeceğim. Çalışanlarımızı kullanmaya başladık burada Bahar Hanım. Yani ne demek istiyorum burada çalışanlar? Bizim bir tane daha önce pilot program olarak Petkim'de başlattığımız, daha sonra tüm grubumuza yaydığımız e, Değer Benim programımız var. Değer Benim proje, programımız kapsamında bizim şirket yani daha önce e, belki takibi daha az yapılan Tasarruf tedbirleri mesela dikkate alınmaya ama çalışanların gördüğü bunu bir şekilde iletemediği bir ortamdan çalışanların teklifleriyle, onların önerileriyle bir değer e, zinciri oluşturmaya başladık. Ve 2017 yılından bu tarafa e, yaklaşık 420'den fazla katma değerli proje ürettik. Yani bu bence çalışanların sadece ellerini değil aynı zamanda beyinlerini de kullanmak ve onların gördüklerini uygulamaya koymak anlamında çok önemliydi. E, aynı zamanda geçtiğimiz aylarda bir örnek vermem gerekirse bizden e, Petkim'de sürülebilir üretim gerekliklerine uygulandığını tescilleyen bir ISCS, ISCC Plus sertifikası almaya hak kazandık mesela. Ee, bu aynı zamanda mesela bio nafta temin ederek biyolojik döngüsel etilen, IP, e, propilen gibi ürünleri üretmekte. Yani ürettiğimizde belirtmekten, yani üretebileceğimizi belirtmekten gurur duyuyorum. Bu önemli bir şey yani bir petrokimya, bir petrol doğalgaz şirketi için e, ve aynı zamanda tabii ki e, bu hedefleri gerçekleştirirken dediğim gibi. Ee, rakiplerimizi de ciddi analiz ediyoruz. Ee, burada şöyle bir e, düşünce içerisinde değiliz. Hani en iyisini biz yapıyoruz. Hani Unilever örneğinden söyledi. Ee, gerçekten de her şeyi kısa bir dönem içerisinde yapmak mümkün değil. Ama bunu başlamak, e, ciddi bir yapılanmayla takip etmek çok önemli. Komite yapısından az önce bir önceki panelde de bahsedilmişti. Bizde de aynı şekilde Sürdürülebilir komitesi hem yönetim kurulu tarafından aynı zamanda CEO'muz ve diğer yani entiti başkanlarımızın da katılımıyla bulunan bir komite yapımız var. Ama burada çok önemli bir şey var. Gerçekten bu belirli bir iki tane departmanın fonksiyonu kesinlikle işi değil. Biz bunu interdisipliner bir komite olarak yaptık. Bizim komitelerin içerisinde pozisyon bağımsız, yani burada da sadece en tepe yönetim olsun, onlar söylesin, kendileri konuşsunlar ve orada da kalsınlar ziyade daha çok, Uygulayıcıların daha çok yani bulunduğu, sadece yani aksiyonların konuşulmadığı aynı zamanda yapıldığı bir yapımız da var ve aynı zamanda da dediğim gibi bunu devamlı bir şekilde raporluyoruz, şeffaf olarak açıklıyoruz ve bir son bir örnek vermek istiyorum bizim özellikle yani yaklaşık baktığınız zaman yani 40 yaşın üzerinde bir tesisimiz yani petkim Geçtiğimiz sene 20, 2021 yılında, şimdi daha yeni geçtik, 2021 değerlendirmesi bitmişti, şimdi 22'yi yapıyoruz. Sustainalytics tarafından bir değerleme yaptık. 206 kimya şirketi arasında, yani bundan birçoğu da genç şirketlerdi. ESG değerlendirmesinde 8. olduk dünyada. Yani baktığınız zaman bunu peki nasıl başardık diyebilirsiniz, bir soru gelebilir çok güçlü araştırma geliştirme faaliyetleri yani çok büyük bir yatırım yaptık. Özellikle Türkiye'de hani Avrupa'nın bu anlamda Arge yani bütçeleri çok düşük yani şirketlerin. Yani Avrupa'da yaklaşık yani ciroların %3'üne tekabül ediyor Arge yani Arge'ye ayrılan bütçeler şirketlerde. Bunu son söz olarak sizden rica edeceğim. Çünkü vaktimiz daraldı. Tabii, tabii, bu bağlamda çok kritik İkinci bir konu. İkinci kısma teknolojiyi bırakacağım o zaman. Bir, bir tek bir tek cümle vereceğim orada rica edeceğim.